Arkadaşlar teşekkür ederiz. Yerlerimize geçelim. Evet, gönlümden ağzından. Evet, Sayın Çekil'in... Sayın Bakanım bu tarafa, Sayın Bakanım. Bugün burada Etimaden ve TCDD işbirliğiyle bu fırsatın değerlendirilmesine yönelik ilk adımı atıyoruz. Türkiye'den Çin'e demir yoluyla ilk bor ihracatını gerçekleştiriyoruz. 754 metre uzunluğunda 42 konteyner yüklü trenimiz Eskişehir-Kırkadan yola çıkan rafine bor ürünlerini Çin'in Xi'an şehrine 2 haftalık bir zaman dilimi içerisinde ulaştıracak. İhracat trenimiz Türkiye parkurunu 2 Şubat'ta tamamlayacak. Daha sonra Bakü, Tiflis, Kars demiryolu üzerinden Xi'an şehrine ulaşacak. Türkiye'den Çin'e toplam 7.792 kilometre yol kat edecek. Seyahat boyunca 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeden geçecek. Dünya artık hız dünyası ve bu küresel rekabette saatlerin hatta dakikaların bile büyük önemi var. Deniz yoluyla yaklaşık 45 ila 60 gün arasında gerçekleştirdiğimiz ihracatı demir yoluyla 15-20 gün içerisinde gerçekleştirme imkanına kavuşuyoruz. Özellikle son dönemde deniz yoluyla yapılan sevkiyatlarda yükselme trendi devam eden navlunlara karşı TCDD'nin yaptığı yurt dışı taşımacılık yeni bir alternatif ve önemli bir fırsat doğuruyor bizler için. Bugün uğurlayacağımız ihracat trenimizle Bakü-Tiflis-Kars hattını kullanarak Rusya Federasyonu'nda ki varış yeri olan Moskova'ya kadar yaklaşık 4650 kilometre yol kat edecektir. Ülkemizde üretilen 3321 adet bulaşık makinesi, ocak ve fırın, 15 adet vagona yüklenen 15 konteyner içerisinde Rusya Federasyonu Vladimir bölgesine taşınacaktır. Daha önce deniz yolu ve karayolu ile yapılan bu taşımanın demir yolu ile yapılıyor olması Türkiye'de demir yolu alanındaki atılımların ve demir yolu işletmeciliğimize duyulan güvenin sonucudur. Ülkemizin ihracatının artırılması hepimizin hedefidir. İhracatımızı artırmak yolunda devletimiz tarafından yapılan tüm hamleleri destekler nitelikte olacak bu taşıma, Türkiye-Rusya demiryolu hattının karşılıklı çalışması açısından da son derece önem arz etmektedir.